Çalışma kitabını yazdırma. İlk olarak çalışma kitabını yazdırma. Çalışma kitabını açıyorum. Bu derste tüm yazdırma ayarlarını göreceksiniz ve orta düzey derslerini de görmeyeceksiniz ve tamamen işinize yarar bir ders olacak. İlk olarak çalışma kitabı görünümlerimi değiştiriyorum. Sağ altta sayfa düzeni vardı, tıkladım. Şu an yazdırma öncesi bir ön izleme yapıyorum. Aylık içerik satışları sayfa adım olacak. Çalışma kitabım adı ortada yazacak ve baskıya alacağım tarih ve saat gördüğünüz gibi burada. Aşağı indiğim zaman sayfa sayısını, sayfa numarasını ve toplam sayfa sayısını görebilirsiniz. Şöyle tekrar normal görünüme dönüyorum. Daha sonra sayfa sonu ön izleme diyorum. Hangi sayfada ne olacak onlara bakabiliriz. Örneğin sayfa 1 çok fazla dersek, şöyle biraz aşağı indim, yakınlaştırıyorum. Sayfa 1'i biraz kısıyorum. Şöyle daha da küçülttüm. Artık daha optimal bir sayfa düzenim oldu. Sayfa 1 bu olacak. Sayfa 2 de gördüğünüz gibi aşağıdaki olacak. Şimdi tekrar normal görünüme dönüyorum. Sağ altta normale tıkladım. Ve normal görünüme döndüm. Kısa yol olarak Ctrl P'ye basabilirsiniz yazdırma için. Ya da dosya yazdır seçeneğini kullanabilirsiniz. Yazdır diyorum. Bana bir ön izlemesi geldi burada gördüğünüz gibi. Öncelikle kopya sayısı kaç adet olacak? Kopyamız 3 adet olsun diyelim. Ve yazıcımızı belirlemeliyiz. Burada gördüğünüz gibi yazıcılar listelenecektir. Burada yazıcınızın olduğundan emin olun. Ardından neleri yazdırsın diyor. Etkin sayfalar mı yoksa çalışma kitabının tamamı mı? Ben tüm çalışma kitabını yazdır diyorum. Ya da bir seçim yapıp belli hücreleri seçip sadece onları yazdırabiliriz. Ben tüm çalışma kitabını yazdır dedim. Hangi sayfalar yazdırılsın? Eğer birden 10'a kadar sayfası olan bir çalışma kitabında 2 ve 4, 4. sayfaları yazdırmak istersek 2 ve 4 dememiz yeterli. Ben bunları boş bırakıyorum. Tüm sayfayı yazdırsın, tüm çalışma kitabını. Tek yüze mi yazdırsın, iki yüze mi yazdırsın? Bu biraz meşakkatli bir iş. Ben tek yüze yazdır diyorum. Ardından harmanlanmış mı, harmanlanmamış mı? Harmanlanmamış dersek, örneğin 10 sayfalık bir çalışma kitabı düşünün. İlk sayfası 10 kez basılacak, ardından ikinci sayfası 10 kez basılacak. Ondan sonra yazdırmaya devam edecek. Ne kadar kopya alırsak tabii. Örneğin 10 kopya alırsak ilk sayfası 10 kez yazdırılacak. Ondan sonra ikinci sayfaya geçecek. Bu daha çok öğretmenlerin sınavlarda öğrenciler için yapmış olduğu bir çözüm. Ben harmanlanmamış diyorum. 1, 2, 3 şeklinde yazsın daha sonra diğer kopya geçsin diyorum. Dikey mi yatay mı? Yatay dersek gördüğünüz gibi sağ tarafta sayfamız yatay hale gelecektir. A4 mü? Başka bir kağıt mı? Formatı değiştirmiyorum. Zaten biz hep A4 kullanıyoruz. Kenar boşlukları. Özel ayar dersek kendi belirlediğimiz ayarları olacak. Ya da geniş dersek iyice sıkıştıracak. Düzeltiyorum. Daha da kenarlarını genişletecek. Ve dar dersem kenarlar en dar halini alacak. Hatta şu sağ en altta kenar boşluklarını göster diyor. Tıkladım. Şimdi tekrar bakalım. Geniş dersem geniş bir kenar boşluğu kullanacak. Normal dersem normal bir şekilde. Özel ayar dersem de kendi özel ayarlarımı yapacak. Ben normalde bırakıyorum bunu. Daha sonra tüm sütunları bir sayfaya sığdır. Şu an bunda ölçeklendirme yapmazsak şöyle dikey yönlendirme seçeyim. Ölçeklendirme yapmazsak tamamen seçecek. Tüm sütunları bir sayfaya sığdır dersem bu sefer yorum alanım da gelecek. Bu da güzel bir özellik. Şimdi ben tekrar yatay yönlendirme diyorum. Ardından ölçeklendirmeyi kaldırdım. Ya da sayfayı bir sayfaya sığdır diyebilirim. Bu sefer çok dar olacak. Tüm satırları bir sayfaya sığdır diyor. Bunu da istemiyorum. En uygunu tüm sütunları bir sayfaya sığdır. Şimdi sayfa yapısına bakalım. Şurada küçük bir düğme var. Bunu çoğu kişi bilmez. Tıkladım. Baskı kalitesi nasıl olsun? Sayfa sekmesindeyim şu an. Düşük olursa daha hızlı bir şekilde yazdırır. Fakat kalitesi düşük olur. Yüksek olursa daha geç yazdırır. Fakat sayfanın kalitesi, baskı kalitesi yüksek olur. Kenar boşlukları, bunları zaten yapmıştık. Üst bilgi, alt bilgi. Burada da herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Önceki derste zaten üst bilgi ve alt bilgiyi
ayarlamıştık, oluşturmuştuk. Çalışma sayfası. Burası önemli. Burada örneğin bir yorum yazdıysak açıklamalar gözüksün mü, açıklamalar gözükmesin dersem yoku seçmeliyim. Sayfa sonunda gözüksün diyebilirim, en altta gözükür. Ya da sayfada görüntülendiği gibi açıklamaları gösterebilirim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tıkladım, geri geldim. Gözden geçir. Eğer tüm açıklamaları gösteri seçmezsem yorumlarım baskıda gözükmeyecektir. Bu yüzden burası önemli. Gözden geçir ve tüm açıklamaları seçin. Eğer yorumlarınızın da basılmasını istiyorsanız tekrar yazdıra dönüyorum. Sayfa yapısına geldim. En sonda seçenekler var. Seçeneklere tıklarsam benim yazıcı ayarlarım çıkacaktır. Tamamen yazıcının ayarları. Baskı kalitesi nasıl olsun? Standart mı, taslak mı? Düşükten yükseğe doğru sıralayabilirsiniz. Burada ince ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Renkli istemiyorsanız gri tonlamayı seçebilirsiniz. Tamam dedim. Buraya da tamam diyorum. Ve son olarak şunu göstereyim. Şu seçtiğimiz zaman yine tekrar görüyorum. Kenar boşluklarını göster. Kapattım. Kenar boşluklarını göster. Etkinleştirdim. Eğer ince bir ayar yapacaksak kenarlarda bu küçük kareleri seçip şöyle bir de yukarıdan yapalım. Yerlerini değiştirip ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Ctrl Z dedim. Değişmedi. Özel kenar boşluğu ayarı diyor. Zaten bunları yapmışız. Normale tıklarsak eski haline dönecektir. Ve son olarak şunu göstereyim. Göstermeyi unuttum. Sayfa yapısı diyorum. Ortala. Evet. Kenar boşlukları yatayda mı? Eğer bunu kaldırırsam ve dikeyi kaldırırsam sol üstte gözükecektir. Tamam dersem zaten görüyorsunuz. Sayfa yapısını kenar boşluklarından yatayda istiyorum ve dikeyde de ortalansın diyorum. Daima bu şekilde gösterilecektir. Ve her şey hazır. Şimdi çıktığımızı almadan önce, yazdır demeden önce mutlaka bir PDF çıktısını alın. Microsoft Printer to PDF diyor. Buna tıkladığınız zaman bir PDF çıktısı alacaksınız. Yazdır diyorum. Nereye yazdırılsın diyor. Masa üstünü seçeyim. Adına deneme koyayım. Şu an yazdırılıyor. Çıktığı kaydet diyor. Bu da enteresan. Zaten kaydetti. Kapattım. Masa üstüne dönüyorum. Ve deneme PDF dosyamı açıyorum. Baktığım zaman çıktım. Gördüğünüz gibi 4 sayfadan oluşuyor. Biz ayarlamaları iyi yapmadığımız için çıktığımız 4 parça halinde gözüküyor. Fark ettiyseniz başlıklarımız da yok. Başlıklar çıksın derseniz bunu kapatıyorum. Tekrar dosyama döndüm. Sayfa düzenini seçiyorum ve yazdırma başlıklarına tıklıyorum. Sayfa düzeni tekrar ediyorum. Sayfa düzeni sekmesi ve yazdırma başlıkları her sayfada başlıkların görüntülenmesini istiyorsak üstte yinelenecek satırlar bizim için önemli olan burası. Bunu seçtim. Daha sonra birinci satırı seçiyorum. Dolar 1, 2 nokta üst üste dolar 1 diyor. Şöyle tekrar siliyorum. Üstte yinelenecek satırlar. Burayı seçtim. Daha sonra birinci satırı seçiyorum. Ardından tamama tıklıyorum. Tamama tıkladıktan sonra dosya yazdır diyorum. Artık her sayfamda başlıklar çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Şunu da düzeltelim. Geri diyorum. Evet, bana 4 yatayda yaptığım için 4 adet sayfayı zorunlu kılıyor. Bunları değiştiremiyorum. Tekrar normal görünüme döndüm ve yazdır diyorum. Artık sayfalarım bu şekilde gösterilecek. Her sayfada bu kadar veri olacak. Tekrar yazdır diyorum. PDF olarak. Üzerine kaydedilsin mi? Evet, kaydedilsin. Yazdırdım. İkincisi neden çıkıyor onu bilmiyorum. Şimdi tekrar masaüstüne döndüm. Tekrar açıyorum dosyamı. Ve artık her sayfada satır başlıklarını düzeltiyorum. Sütun başlıklarını okuyabilirim. Bu da güzel bir özellik. Yazdırma ile ilgili tüm ayarlar bunlar. Tüm yapabileceklerimiz bunlar. Umarım faydalı olur.